Efendim, rektörler anlatıyor, devam ediyor. Günün dördüncü konuğuna geldik. Selahattin Eyyubi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin ardından şu anda 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Biz deyiz hocam. Üniversitelerimizi yakından tanımaya çalışıyoruz izleyicilerimizle birlikte. Hem şehirleri hem de üniversiteleri tanımaya çalışıyoruz. Bizim için de iyi oluyor hocam. Siz de isterseniz öncelikle bize Samsun'u tanıtın. Biz bir Samsun nasıl bir şehirmiş anlayalım. Gelip orada okuyup okumayacağımızı ona göre karar verelim. Evet. Biliyorsunuz Samsun ülkemiz için önemli bir şehir. Çünkü milli mücadelenin ilk kilometre taşının atıldığı bir şehir. Ve bu noktadan bakıldığı zaman ülkemiz için az önce söylediğim gibi önemli bir şehir. Büyükşehir nimetlerinden yararlanıyorsunuz. Samsun'a geldiğinizde öğrenciler için aldığımız zaman barınma sorunu olmayan bir şehir, ulaşım sorunu olmayan bir şehir ve büyük şehire göre stresi olmayan bir şehir ve öğrencilerin barınma imkanlarının diğer şehirlere göre çok daha ucuz sağlanabileceği bir şehir. Tabii en önemlisi aslında bütün Karadeniz bu şekilde. Zannediyorum ki bütün Karadeniz'den gelen rektörlerimiz de bu cümleyi kullanacaklardır. Mavi ile yeşilin birleştiği bir şehir ve aslında kampüsümüz öyle bir kampüs çünkü bizim kampüs Mafra tarafında ana kampüsümüz tam denizin üzerinde, denize hakim konumda ve nereden bakarsanız bakın denizi görüyorsunuz. Yukarıya baktığınız zaman da ormanı görüyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan orman, bir taraftan deniz, ikisi beraber kucaklaştığı bir kampüs. Samsun zaten son dönemde çok ciddi anlamda gelişen bir şehir. Dediğim gibi ulaşımı, barınması çok daha kolay olan bir şehir. Tabii burada bir şey söyleyeyim. Sonunda mutlaka bunu söyleyeceğim çünkü Samsun aslında hayatında bir şeyi başarmayı hedef edinen, bir yeni bir dönem açmayı isteyenlerin tercih edeceği bir şehir. Çünkü biliyorsunuz Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için bu şehri tercih etti. Dolayısıyla bu şehir başarılara giden yolun ilk kilometre taşıdır. Bundan dolayı da başarılı bir meslek hayatı isteyen öğrenciler... Ve bu mesleklerinde zirve noktaya ulaşmak isteyenlerin bence tercih edeceği adres 19 Mayıs Üniversitesi olmalı. Yola Samsun'dan başlayın. Yola Samsun'dan başlamalı. Samsun'dan başlarlarsa yola pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Hocam Samsun halkıyla üniversite arasındaki iletişim ilişki nasıldır? Öğrencilerle ilişkileri nasıldır? İlişkiler oldukça iyi. Yani en misafirperverlik noktasında, yani onun için zaten ne diyeyim, kredi yurtları noktasında yurt sorunumuz yok. Yaklaşık kampüs içerisinde yeni yapılan bir yurdumuz var. 2000 kişilik. Onunla beraber 6500 kampüs içerisinde kredi yurtların yurtları olacak. Bunun dışında tabii yakın yerlerdeki yurtlar ve insanların öğrencilere yönelik ilgileri, işte onlara evlerini vermeleri, kiralık olarak ev vermeleri ve onlarla ilgilenmeleri aslında son derece pozitif. Muhtemelen konuşmanın içerisinde uluslararasılaşmada geçecek. Mesela yabancı öğrencilerimiz bizim çok. Bunlara yönelik Samsun şehrinin ilgisi çok fazla. Gerçekten bunları her gördüklerinde çok yakın ilgi gösteriyorlar ve onların sorunlarıyla kendi sorunları gibi ilgileniyorlar. Hocam doğru zamanda mı hep geldim bilmiyorum ya da hep mi böyledir siz bize söyleyin. Şehir insanının birçoğunun sokakta olduğu canlı, hareketli, gelişmiş sahil şeridinin yapısıyla çok modern olduğu kesinlikle. Ve iç kısımlara doğru coğrafi olarak söylüyorum çok da genişçe bir araziye sahip bir şehirden bahsediyoruz. Kesinlikle mesela üniversitenin merkez kampüsü Atakum ilçesinde yani merkez ilçe bu. Atakum ilçesi şu anda Türkiye'nin en fazla gelişen ilçesi. Ve özellikle sahil kesimi, bir sahil yolu yapıldı şimdi. O devam edecek Bafra'ya doğru, 19 Mayıs ilçesine doğru devam ediyor. Mesela orası tamamen gece sayfiye yeri, gezme alanı ve kafelerin, sosyal donatım alanlarının, kültürel alanların bulunduğu, yani yemek yiyebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, ailenizle baş başa çay içebileceğiniz kafeteryalar ve en önemlisi denizin kenarında sabah sporu yapabileceğiniz, akşamları gezebileceğiniz bir yer ve son derece canlı. Yani gece saat 2'lere 3'lere kadar çok canlı bir hayat var. Bir büyük şehir formundan bahsediyoruz. Bir büyük şehir yapı ama olarak. Evet, kesinlikle. Bir de
arazinin geniş olması, alanın çok büyük evet. olması, yeşilin, denizin evet. olması bir öğrenci ruhunda da bir sürü şeyi katıyor. Hem kesinlikle. Gelişmişliğini gösteriyor kesinlikle. Hem öğrenciyi de yani 4 yıl boyunca sıkmayacak bir şehirden gelişmiş bir şehirde öğrenim görmek istiyorsanız ama rahat yaşamak istiyorsanız ve tüm büyük şehir imkanlarından da faydalanmak istiyorsanız 19 Mayıs Üniversitesi ideal bir eğitim kampüsü. Peki hocam, üniversitemizin fiziki koşullarından başlayalım. Merkez kampüsümüz Atakum ilçesinde dediniz. Atakum ilçesinde. Buradan bunun dışında, şunu anlıyoruz, başka kampüsler evet, de var. Evet, 4 tane daha kampüsümüz var. Çarşamba'da Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsümüz var. Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi var. 3. fakültemiz yapılıyor. İnsan ve toplum bilimleri olarak düşünüyoruz onu. Hı hı. Çarşamba ilçesinde. Ki Türkiye'de olmayan Güzel Sanatlar Kampüsü var. Hemen merkez kampüse yakın. Bunun içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi bu yıl eğitime başladı. 2 bölümüne mimarlık geçen yıl ilk öğrencisini aldı. Bu yıl devam edecek. Ve yabancı hocaların da olduğu bir fakülte, mimarlık hı hı. fakültesi. Mesela Güzel Sanatlar Fakültesi yeni bir fakülte. Fakat resim bölümünden de hocalar takviye ettiğimiz için hoca kalitesi yerinde olan yeni fakat nitelikli öğretim üyelerinin eğitim verdiği bir fakültemiz. Bunun dışında Bafra kampüsümüz var. Turizm fakültesi geçen yıl ilk eğitim aldı. Bu yıl oraya taşınıyor. Orada değillerdi. Yine bunun dışında bir de Ballıca kampüsümüz var ki burada da Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültemiz var. Bu yıl uçak ve uzay mühendisliğine ilk öğrencilerimizi alıyoruz. Sivil Havacılık Okulumuz var ki Türkiye'de ikinci biliyorsunuz. Eskişehir'den sonra kendi pistimiz var. Kendi uçaklarımız var. Hangarlarımız var. Tekel binalarında bize bırakılmıştı. Ve uçuş okulumuz var bunun içerisinde ve gelecek yıl havacılık ulaştırmada ilk ulaştırma işletmeciliğinde ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bu noktada yani ciddi anlamda büyüyen bir yapımız var. Evet, özellikle sivil havacılık konusunda ciddi bir atılım var. Evet. Bütün üniversiteler, hepsi için diyemeyeceğim ama pek çoğu sivil havacılık bölümleri açmış durumdalar. Peki bu ilerisi için bir sıkıntı yaratabilir mi hocam? Tabii pahalı bölüm. Yani baktığınız zaman pahalı bir bölüm. Çünkü uçak alacaksınız, pist ama bir pist hazırdı bizim. İlüzyon İdaresi'nden bize devredildi. Kendi pistimiz var. Yani işte o hangarlar özel olarak bizim var. Mesela uçak sahibi kişiler, yani küçük uçak sahibi kişiler gelip orayı kiralıyorlar bizim hangarlarımız. Aynı zamanda onların bakımları yapılıyor, uçak bakımları yapılıyor. Yani bu noktada bizim bir takım avantajlarımız vardı. Bu avantajlarımızı kullandık. Ben şu açıdan merak ediyorum ve aday bu alanda okumak isteyenlerin de bunu merak ettiğini düşünüyorum. Şimdi bu kadar çok birdenbire bölüm sivil havacılık programları evet. açıldı. Mezun sayısı arttı. Şu anda ihtiyaç var evet. evet. Ama mezun sayısı artacak. Bir 10 yıl ya da 15 yıl sonra istihdam açısından bir sıkıntı yaşar mıyım ben? Diye yani düşünüyorum. Şöyle, ben istihdam noktasına şöyle bakıyorum. Siz nitelikli yetişiyorsanız hı hı. ve kendinizi yetiştiriyorsanız hiçbir zaman istihdam sorunu yaşayacağınızı düşünmüyorum. Onun için ben bölümlerin açılmasının, üniversitelerin açılmasının istihdam noktasında Türkiye'de sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Öğrenciler kendilerini iyi yetiştirmeleri şartıyla. Peki yine havacılıkla ilgili bir soru daha. Vakıf üniversiteleri çok yüksek rakamla öğrencileri alıyorlar. Evet. Dahası hem üniversite ücreti alıyor, eğitim ücreti alıyor. Hem de uçuş okulları ücreti harici evet. ne alıyor? Sizdeki durum nasıl oluyor ama devlet de, üniversitesinde? Şöyle, ama uçuş okulu için ücret alıyoruz biz tabii. Yani normal sistem harcın nasıl dışında. Yani şu anda tam hatırlayamıyorum ama 10 bin lira civarında veya 12 bin lira civarında uçuş okulunun şu anda ilk onların 4 basamak oluşturuyor uçuş okulunun sertifikaları. İlk basamağını şu anda veriyoruz. Diğer sertifikaları da vermek için başvurularımız yapıldı. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Yani yaklaşık 12 bin lira civarında bir ücretle öğrenciler uçuş okulunda yıllık eğitimlerini tamamlıyorlar. Bu uçuş okulu farklı yalnız. Uçuş okulu kendi şeyini tamamlıyor. Havacılık işletmeciliği var. Uçak motor gövde var. Bir de uçak elektrik elektroniği var. Onlar para almıyor. Onlar normal harçlarını ödüyor. Pilotaj var mı hocam? Pilotaj var efendim ama henüz açılmadı efendim. Yani açık olarak var. Fakat yeterince öğretim elemanımız olmadığından bu yıl eğitime başlatamıyoruz. Anladım. O zaman kitapçı öğrenciler ya aday arkadaşlarımız iyi inceliyorlar. Tabii. Çünkü olan bölümler, aktif olan bölümler, olmayan bölümler evet. var. 16 tane fakülteniz var. Öyle 16 değil mi aktif fakültemiz oldukça var. Oldukça köklü de bir üniversite diyebiliriz. 1975 yılında evet. kurulmuş bir üniversite. Peki yeni açılacak fakülteleriniz bu anlamda yapılan çalışmalarınız var mı ya da? İnsan ve toplum bilimleri var. Şu anda YÖK'te gönderdiğimiz bir de işletme fakültesi düşünüyoruz. Yani şu anda fakültede şöyle düşünüyoruz.
düşünüyoruz. Mevcut fakülteleri bölerek düşünüyoruz. Yani örneğin mühendislik fakültesinin içerisinde belki bölerek düşünebiliriz ileriki aşamalarda. Bu ikisinin dışında yeni fakülte çok fazla düşünmüyoruz. Çünkü artık içerideki kaliteyi yükseltmenin gerekli olduğunu kanısındayız. Peki hocam, bu yeni açılan üniversitelerle birlikte öğretim akademisyen sirkülasyonundan nasıl etkilendiniz? Yani örneğin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde kısmen sıkıntı yaşıyoruz öğretim elemanı bulma noktasında. Onun için Havacılık ve Uzay Bilimlerinde ancak bir bölümümüz şu anda eğitime başlayacak. Meteorolojiyi tamamladık fakat yok ek kontenjan vermeyeceği için, aslında verse meteorolojiye de bu yıl ek kontenjandan öğrenci alabiliriz. Çünkü kılavuzdan sonra 3. öğretim üyemizi aldık. Ama diğerlerinde çok bir sorunumuz söz konusu değil. Dediğim gibi yenilerde bulmak zor ama eski fakültelerimizde öğretim üyesi noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Hatta örneğin Fen Edebiyat Fakültemizde öğretim üyesi noktasında ciddi fazlalığımız var. Çünkü temel bilimler maalesef Türkiye'de sıkıntı yaşıyor. Temel bilimler noktasında da bizim üniversite en iyilerinden bir tanesi. Örneğin bizim fizik bölümümüz, kimya bölümümüz, biyoloji bölümümüz, matematik bölümümüz son derece nitelikli öğretim elemanlarımız var, öğretim üyelerimiz var. Fakat maalesef öğrenciler tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de aynı şekilde tercih noktasında sıkıntı yaşanıyor. Peki şimdi isterseniz fakültelerin yanında meslek yüksek okulları var mı? Evet, 11 meslek nedir? Yüksek okulumuz var. Biz özellikle 2008'den sonra meslek yüksek okullarını tematik hale getirmeye başladık. Örneğin Havza'da meslek yüksek okulumuz var. Şu anda fizik tedavi rehabilitasyon merkezi yapılıyor orada. Oraya daha çok termal ağırlıklı bir yapıya kavuşturuyoruz. Kavak meslek yüksek okulu inşaat ve inşaatla ilintili bölümler. Bafra daha çok tarımla ilgili bölümler. İşte çarşambadaki daha çok bankacılık, ticaret bölümleri. Terme daha çok gıda işletmeciliği ile ilgili bölümlere ağırlık veriyoruz. Ve önümüzde Yeşilyurt Demirçelik meslek yüksek okulumuz var. Sanayinin içerisinde belki Türkiye'de ilktir. Bir hayırsever tarafından yapılmış. Şu anda ilk, yani oraya okuyanlar için ilk mezunlarını verdiler. Sanayinin içerisinde sanayiyle beraber eğitim görüyorlar burada okuyan öğrencilerimiz ve zaman zaman işte orada staj yaptıkları gibi oradaki ustalar gelip kendilerine pratik ve teorik olarak da dersler veriyor. Gerçekten çok nitelikli elemanlar yetişiyor bu meslek lisesi okulunda. Yine Samsun merkezde var. O da biraz daha karma bir eğitim veriyor. Tabii siz bunu anlatınca ben hemen diğer uygulama alanlarını da soracağım. Çünkü evet, muhakkak soruyorum. Staj imkanları nelerdir? Öğrencileriniz için bu anlamda ne gibi çalışmalar? Staj imkanlarında sorunumuz yok. Çünkü Samsun sanayisiyle de ciddi anlamda gelişen bir kent. Bu noktada öğrencilerimiz staj imkanlarından sıkıntı yaşamıyorlar. Çok kolay bir şekilde yazları staj yapabilecekleri imkanlar buluyorlar. Ayrıca biz sanayi ile işbirliği protokolleri imzaladık. Yıl içerisinde de öğrencilerimiz belli sanayi kuruluşlarına giderek orada gönüllü olarak da staj yapıyorlar. Çünkü teorikten ziyade daha çok pratiğe önem vermeye başladık. Uygulamanın daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten öğrenci 4 yılın sonunda veya 2 yılın sonunda mezun olduğunda evet teorik bilgiler var ama eğer bu teorik bilgileri sahaya aktarma noktasında beceriniz yoksa iş bulma imkanlarınız o ölçüde eksiliyor. Bundan dolayı uygulamayı ağırlık veriyoruz. Yine mühendislikte 3. sınıftan itibaren belli şirketlerle öğrencilerimizi gönderiyoruz. Orada staj yapıyorlar, eğitim görüyorlar. Hatta daha sonra o şirketler o mezun olan öğrencileri istihdam ediyorlar. O şartla örneğin diyorlar ki biz 50 öğrenciyi staja alırız. Bunların da yıl sonunda 10'unu kendi bünyemizde istihdam ederiz diyorlar ve bu şekilde ciddi aslında sanayiyle işbirliğimiz var. Bu aslında öğrencilerin oradaki verimliliği ve işe asılmasını da çok ciddi etkileyecek. Asılmalı tabii ki. Çünkü asılırsanız, kendinizi beğendirirseniz, kendi reklamınızı yaparsanız mezun olduğunuzda işiniz hazır hale gelmiş olur. Onun için diyorum ya, eğer öğrencilik yaparken evet eğleneceğiz, hayattan zevk alacağız ama öğrenci olduğumuzun da bilincinde olursak ve okul bittiğinde esas meselenin o zaman başladığını düşünürsek, o zaman bir taraftan eğlenirken bir taraftan da kendimizi çok yetiştirme yoluna gideriz. Mezun olduğumuzda hayatın yeni başlayacak olduğunu. Valla şöyle oluyor. Üçüncü sınıftan sonra aslında düşünmeye başlıyorlar. Üçüncü sınıftan sonra düşünmeye başlıyor öğrenciler. Bir iki deyken çünkü bir de çok yorgunlar. Gerçekten ben hak veriyorum. Çok zorlu bir sınav maratonunu geride bırakarak geliyorlar. Yorgun bir beyinle geliyorlar. İlk sene nasıl gittiğini çok fazla anlamıyorlar. İkinci sene alıştık hesabına giderken üçüncü sene bakıyorlar ki iş işten geçmiş olabiliyor. Onun için ben birinci sınıfa geldiklerinde
biraz daha işin ciddiyetine vakıf olurlarsa hem rahat bir hayat sürerler hem de eğitim hayatı boyunca rahat ederler. Hocam bu birinci sınıfa gelenler için bir oryantasyon programınız var mı? Çünkü dershaneden, liseden çıkıp geliyorlar ve üniversite hayatıyla. İlk haftayı oryantasyon olarak geçiriyoruz. Bütün fakültelerde ayrı ayrı bu yapılıyordu. Bu sene yeni bir uygulama yapacağız. Kayıtları da merkezi olarak alacağız. Onlara gün ve saatler vereceğiz. Ve o kayıt alanını bir panayır yerine çevirmeyi düşünüyoruz. Hı-hı. Çünkü şunu önemsiyorum ben ki rektörlük olarak, üst yönetim olarak bunu önemsiyoruz. Kampüsümüze giren öğrencinin ben iyi ki 19 Mayıs Üniversitesi'ne geldim izlenimiyle kampüse girmesi gerekiyor. Bu izlenimle gelirse, bu memnuniyetle gelirse ben 4 yıl hayatının da bu şekilde memnuniyetle devam edeceğini düşünüyorum. Yine bizim kütüphane imkanlarımız işte bu yıldan itibaren 7-24 saat açık kütüphanemiz. Yani kışın yazın hiç fark etmiyor. Kütüphane imkanları öğrencilere açık. Ki yeni bir kütüphane şu anda yapacağız. Planlandı. Projesi bitti. Başlayacak. Yani daha kapsamlı. Çünkü ben sosyal bilimciyim. Kütüphaneye çok fazla önem veriyoruz biz. Çünkü her şey elektronikleşti ama klasik kütüphanelerin gerçekten Avrupa'ya gidip baktığınız zaman köklü üniversitelerin ayırt edici özelliği iyi bir kütüphaneye sahip olmalarıdır. Evet. Kütüphanemiz fena değil. Kaynak açısından oldukça iyi. Fakat bina açısından da imkanlar açısından daha iyi olması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hocam geleceğiz, söz veriyoruz, çok çalışacağız. Ama biraz da eğlenmek istiyoruz. Kesinlikle. Eğlenmek istiyorsanız. Nedir sosyal imkanlarınız? Şu anda yaşam merkezimiz Eylül'de hizmete giriyor. Burada sinema salonları var, yeme içme mekanları var, eğlence mekanları var. Yani öğrencinin kampüste sabah geldiğinde 9'da mümkünse akşam 9'a kadar kampüs dışına göndermemek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü kampüs havası içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum ben öğrencinin. Yani gelip 2 saat derse girip dersten çıkıp kampüs dışına çıkmamalı. Hayatını orada geçirmeli, eğlencesini orada yapmalı, o havayı teneffüs etmeli, birbirleriyle kaynaşmalı, konuşmalı, arkadaşlık ve dostluklar geliştirmeli. Çünkü aksi takdirde bu üniversite eğitimi olmaz. Yani gelip derse girip kalkıp eve gitmek veya işte kaldığınız yere gitmek veya başka bir yere gitmek bence üniversite eğitimi değil diye düşünüyorum. Öğrenci kulüpleri var mı? Evet, öğrenci kulüplerimiz 80'in üzerinde öğrenci kulübü var. Öğrenci kulüplerinin kültürel, sosyal ve eğlence türü faaliyetlerine gerçekten azami derecede destek veriyoruz. Onlardan gelen hiçbir talebi reddetmemeye çalışıyoruz. Yani çünkü ekonomik imkanlar ölçüsünde bunları değerlendirmek zorundayız. Yine örneğin öğrenciler kendi eğlencelerini kendileri yapıyor. Mesela bu yıl ilk defa bahar etkinliklerini sanatçılar getirmedik. Çünkü bizim müzik bölümümüz var, diğer bölümlerimiz var. Bu eğlenceyi kendiniz hazırlayın. Kendiniz bir şeyler ortaya koymaya çalışın. Yaratıcı olmaya çalışın. Çünkü ben inanıyorum kendilerinde bu kapasite var. Yeter ki onlara izin verelim ve o kapasitelerini ortaya çıkarmalarına yol açalım. Peki öğrenciler kulüplerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ama kendi vizyonları, kendi çapları kadar bir şey koyabiliyorlar. Akademik danışmanları var. Evet, akademik danışmanları var. Bütün kulüplerimizin, topluluklarımızın akademik danışmanları var. Onların öncülüğünde bunu yapıyorlar. Bunun dışında örneğin biz bazen yönlendiriyoruz. Hocam kötü bir şey soracağım. Olarak. Tabii. Akademik danışmanlar, ikna edilmeye çalışılan, kapısı tıklanıp tedirgin girilen, proje anlatılan, sürekli hayır duyulan kişiler mi yoksa yok, öğrencileri değil. Kamçılayan, yani coşturan isimler mümkün mi? Ölçüde ben yani müdahil olmaya çok ciddi ben bir müdahil farkı kesinlikle var. Ben müdahil olmaya çalışıyorum. Yani biz rektörlükte buna müdahil olmaya çalışıyoruz. Öğrencinin çok rahat bir şekilde gidip kapısını çalabileceği, derdini, sıkıntısını anlatabileceği veya yapacağı eylemi veya faaliyeti kendisine anlatabileceği danışmanları seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bakın bu noktada gerçekten söyleyeyim. Biz üniversite dostu, öğrenci dostu bir üniversiteyiz. Mesela ben 4-6 arası her gün randevusuz olarak öğrencilere kapım açıktır. Yani rektör yardımcısı olarak, çünkü eğitim öğretimle ilgileniyorum. Kapım açıktır. Sıkıntısı olan, derdi olan son kapı olarak mutlaka bana gelir. Hiç sorgu suali de yoktur. Hocam, yani randevu alması hiç gerek yok. Ya bu niye önemli? Kısaca düşüncemi söyleyeyim.
biz Türkiye'nin her şehrini tanıttığımız programlar yaptık süreç içerisinde. Bunlardan bir tanesinde belediye başkanının yorumunu merak ettik. Ve gittik özel kalemine derdimizi anlatıyorduk. Siz girin söyleyin ne söyleyeceksiniz dedi. Biz bir kaldık. Çünkü önden birçok aşamayla ulaşırsınız oraya. Evet, kapı açık. Evet. İçeride bunun için onun üzerinde sandalye konmuş, masa konmuş. Ve sırasıyla herkesle sohbet ediliyor. Ve umuma açık olduğu için özel şeyler, istisnai şeyler konuşamıyorsunuz. Kesinlikle. Tehlikeli şey. Bu çok avantajlı bir şey. Bunun bir avantajını daha söyleyeyim. Gitmeseniz de ulaşabilecek birisi olduğunu bilmeniz ruhunuz için çok önemli bir öğrenci. Kesinlikle çok önemli. Mesela gelen mesajlara ben cevap veririm. Rektör hoca cevap verir. O cevap veremiyorsa bana iletir. Ben cevap veririm veya ilgililere iletirim. Yani mutlaka öğrenci bize mail gönderiyorsa onun maili mutlaka rektör tarafından da okunur. Benim tarafından da okunur ve öğrenciye mutlaka onunla ilgili döneriz. Bakın bir şey anlatayım. Mesela öğrenci geliyor. O saatin dışında. Sekreterden randevu istiyor. Sekreter hocam diyor, öğrenciler geldi, randevu istiyorlar. Ne yapayım? Gönder içeri diyor. Direkt. Yani o anda müsaitsem gönder içeri. Çünkü niye bir daha geri göndereyim o öğrenciyi? Ona randevu vereceğim, iki gün sonra gel diyeceğim. Ama o anda, çünkü biz niye varız orada? O öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların sorunlarına çözüm getirmek için orada varız. Peki bu tavrınızı bütün akademisyenler için de söyleyebilir misiniz? Ya da onları da bu anlamda yönlendiriyor musunuz? Yani yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani hepsi için aynı şeyi söyleyemem. Maalesef söyleyemem. Yani bazen kendi işleri de olabiliyor. Özel işleri de olabiliyor. Yani hep de akademisyenlere yönelik olarak da bunu kurgulamamak lazım ama ben şuna inanıyorum. Öğretim üyelerinin de kapıların açık olması gerektiğini düşünüyorum. Yani öğrenciler rahat bir şekilde gelebilmeli, sıkıntılarını, dertlerini paylaşabilmeli. Ama bu da öğrencilere şunu vermemeli. Yani onları şımartmamalı fakat bu şekildeki bir davranış onların özgüvenlerinin yüksek olmasına yol açıyor. Dolayısıyla eğer özgüvenleri yüksek bireyler yetiştirmek istiyorsak ülkemiz için o öğrencilere biraz değer vermemiz gerekiyor. Onların artık birer yetişkin adayı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sınıfta da onlara bu şekilde davranmamız gerekiyor. Ben bunun sahasında çok faydasını gördüm 2 yıldır ve hiçbir şikayetimiz de yok bu konuda. Sorularınız var. Çok sayıda soru var. Bedirhan Çamoğlu sormuş. Bu sene açtığınız uçak ve uzay mühendisliği bölümünüz için bilgi verir misiniz diye. Anlattınız. Birazcık daha detaylı bilgi istiyor arkadaşımız galiba. Uçak ve uzay mühendisliği ilk defa öğrenci alacağız. Aslında hazırlıklı yapmak istiyor. Hazırlık eğitimi görerek olmasını arzuluyor. Fakat yeterli öğretim üyesiniz tamamlanmadığı için bu yıl isteğe bağlı hazırlıkla başlanacaklar. Ben buradan tercih edecek öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Eğer isteğe bağlı hazırlığı tercih edip bir yıl hazırlık okurlarsa bunun kendileri için çok daha iyi olduğu kanaatindeyim. Tabii bu Havacılık Fakültesi bina olarak da tamamlandı. Yeni bir fakülte. Hı hı. Ve burada sivil havacılık bunun içerisinde insansız hava aracı yaptılar örneğin bu yıl ilk defa. Motoru dışarıdan geldi, TAY'den. Biz aracı hep test aracı olarak imal ettiler. Yani bunun içerisinde UzayTEM diye bir merkezimiz var. Uzay Araştırmaları Merkezi diye. Onun için buraya artık gelecek olan öğrencilerin yeterli teknolojiyle karşılaşacağını ve pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Adalet Meslek Yüksekokulu açıldı mı, açılacak mı diye açıldı, soruyor Merve. Açıldı. Adalet Meslek Yüksekokulumuz 2 dönem eğitim mezunu da verdi ve hukuk fakültesi bünyesinde Adalet Meslek Yüksekokulu onunla beraber eğitim görüyor. Ve gerçekten bizim hukuk fakültemiz de ayrıcalıklı bir hukuk fakültesi, onu da hemen söyleyeyim. Çünkü merhum Ali Fuat Başkin'in adını taşıyor. Biliyorsun kendisi Samsunlu, Çarşambalı, Türkiye'nin önemli entelektüellerinden biri. Ve hukuk fakültesi, butik bir hukuk fakültesi. Mesela öğrenci kongrelerinde ilk 3'e giren, dereceye giren öğrenciler bizim hukuk fakültesinden çıkıyor. Çünkü butik olduğu için öğrenciler kendilerini daha fazla ifade edebilme imkanı buluyorlar. Büyük 600 kişilik, 1000 kişilik hukuk fakültelerine göre. Bu da tabii onların daha bir özgüven sahibi olmalarını ve dertlerini daha iyi anlatmalarını, örneğin savunmalarını daha iyi yapmalarını ve şu anda mesela onları bazılarını ben dinledim bazen kongrelere katıldığımda tıpkı bir avukat gibi kendilerini savunuyorlar. Bir yargıç gibi davranıyorlar ve gerçekten bundan biz büyük keyif alıyoruz. Ve ilk mezunumuzu da bu yıl verdik hukuk fakültesinin. Peki hocam, Büşra sormuş. Büşra Arslan, ilk tercih olarak yazdığımızda üniversitenizi bir avantajımız oluyor evet, mu? Evet, ilk tercihi yazanlara biz burs veriyoruz. Vakıf üzerinden burs imkanı sağlıyoruz. İlk tercihi yapanlarda avantajları var.
Peki, spor imkanlarından bahsetmenizi istemiş Caner Akdağ. Ne durumdadır şimdi bakın, kampüs alanında? Türkiye'nin önemli spor fakültelerinden biri bizim fakülte, üniversitemizde. Türkiye'de biliyorsun beden eğitimi yüksek okulları vardı. Onlar 2 yıl önce 4 tanesi fakülte haline dönüştürüldü. Bir tanesi de bizim fakültemiz. Çok güçlü bir kadrosu var ve spor alanları noktasında örneğin olimpik yüzme havuzumuz var. Öğrencilerimize açık, istedikleri zaman bundan yararlanabilirler. Futbol sahalarımız var. Yine diğer spor imkanlarının olduğu sahalarımız var. Yani spor noktasında bir sıkıntımız yok. Başka bir şey söyleyeyim. Samsun Spor Kenti. Hemen üniversitenin yakınında şu anda bitmek üzere yeni bir yüzme havuzu yapılıyor. 2 tane yeni büyük spor kompleksi, spor salonu tamamlandı. Çünkü iki spor bakanı da bizden biliyorsunuz. Önceki de Samsunluydu. Evet. Şu andaki de Samsunlu. Bu noktada ben kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Spor kompleksi noktasında Samsun'a ciddi yatırımları oldu. Yeter ki spor yapacak, spor yapmak isteyen öğrencilerimiz olsun. İmkan çok. Peki, Mevlüt sormuş. Anestezi bölümünde bir öncelik var mı demiş. Ne demek istemiş anlamadım. Direkt geçiyorum. Sorunuzu sormadı demeyin. Veteriner fakülteniz hakkında bilgi verir misiniz? Veteriner fakültemiz evet çok nitelikli bir öğretim üyesi kadromuz var. Hayvan hastanemiz var ve gerçekten nitelikli eğitimlerin yine yani sivil toplum kuruluşlarıyla şehirdeki kuruluşlarla işbirliği içerisinde öğrencilerini devamlı olarak uygulamaya yönlendirmek için staj imkanları yaratan bir fakültemiz. Yani öğrenciler sadece kampüs içerisinde veterinerlik eğitimi görmüyor. Aynı zamanda yani tam emin değilim ama 4. sınıftan sonra artık gezici araçları var. Onunla beraber köylere giderek bizzat orada uygulama seanslarına katılıyorlar. Hocam bitiriyoruz. Birkaç cümleyle uluslararasılaşmadan bahseder misiniz? Çok kısa. Ondan mutlaka bahsetmek lazım. Çünkü önemli üniversitelerden bir tanesiyiz bu noktada. Bizim 80 farklı ülkede 1800 uluslararası öğrencimiz var. Ve Türkiye'de 30-20 ülkede 32 merkezde yabancı öğrenciler için sınav yapan tek üniversiteyiz. Ve bu yıl 5000 öğrenciye yaklaşık 5000 öğrenciye bu sınavı uyguladık 32 merkezde ve 20 farklı ülkede. Buna çok önem veriyoruz. Sadece şunun için söyleyeceğim bunu. Bizim Anadolu kültürümüzde farklılıklar içerisinde birlikte yaşama ilkesi vardır. Hı hı. Bu ilke aynı zamanda hoşgörü iklimini ortaya çıkarır. Dolayısıyla biz üniversitemiz içerisinde farklı etnik kimlikte sahip, farklı dini kimliğe ve kültüre sahip insanların bir arada olmalarının kendileri için zenginlik olduğunu düşünüyoruz. Örneğin bir tarafta Afrikalı, bir tarafta Asyalı, bir tarafta Avrupalı, bir tarafta Amerikalı, bir tarafta Endonezyalı düşünebiliyor musunuz? O ülkeler hakkında kitap okumadan, araştırma yapmadan bizzat o insanlarla arkadaşlık ve dostluk yaparak hepsini tanıyorsunuz. Ve bunlar aslında sizin kendinizi kendinize tanıtıyor. Çünkü öteki kimdir diye sorduğumuz zaman öteki bizi kendimize tanıtan kişidir. Çünkü bizim kim olduğumuz, kim olmadığımıza bağlı, diğerleri insanları tanımamıza bağlı. Bu noktada eğer gerçekten zenginleşmek istiyorlarsa, farklı kimlikleri, farklı etnik, dini kimlikleri tanıyarak zenginleşmek istiyorsa öğrenciler ve kendi kimliklerinin farkına varmak istiyorlarsa, kendilerini geliştirmek istiyorlarsa ve en önemlisi de hoşgörü ikliminden yararlanarak hoşgörülü bireyler olmak istiyorlarsa bence 19 Mayıs Üniversitesi bunun için ideal bir kent. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum.